Size bir soru. Şemadaki ikincil tüketiciler hangileridir? İsterseniz videoyu durdurup şemayı bir inceleyin. Cevabı bulamadıysanız gelin birlikte bakalım. Öncelikle şemanın mantığını anlamaya çalışalım. Şurada çimenlerden fareye uzanan bir ok var. Bu fare çimenleri yer demek. Aynı şekilde çimenlerden çekirgeye de uzanan bir ok görüyoruz. O halde çekirgede çimenleri yer. Öyle değil mi? Devam edelim. Şemada Fareden de kır kurduna ya da o meşhur çizgi filmden bildiğimiz adıyla koyoteye, doğana, yılana ve akbabaya uzanan oklar görüyoruz. Bu da demek oluyor ki okla gösterilen bu hayvanların tümü fare yiyebiliyor. Benzer biçimde doğan çekirge de yiyebiliyor. Sanırım şemanın mantığını artık anladık. O halde gelin bu arkadaşları besin zincirindeki yerlerini oturtalım ve onları sınıflandıralım. İşte şuradaki çimenlerle başlayalım. Çimenler birincil üretici. Güneşten aldığı ışık enerjisini havadaki su buharı ve karbondioksitle sentezleyerek bünyesinde enerji depoluyor. Bu karmaşık kimyasal sürece fotosentez diyoruz. Şimdi, çekirge ve fare enerji elde etmek için çimenleri yiyor. Bu incelediğimiz durumda çekirge ve fare doğrudan bu birincil üreticiyle beslendiklerinden birincil tüketici oluyorlar. Yazalım. Birincil tüketiciler. Sanırım bu işin nereye varacağını çözdünüz. Bu birincil tüketicilerle beslenen şu arkadaşlarsa yani doğan, kır kurdu, akbaba ve yılan bunların tümü de ikincil tüketici sınıfında. Yazalım. İkincil tüketiciler. Evet işte oldu. Yani bu şamadaki ikincil tüketiciler hangileriymiş? Kır kurdu ikincil tüketici, Doğan bir diğer ikincil tüketici, keza akbaba ve yılan tümü ikincil tüketici sayılıyor. Şemaya dikkatle baktığımızda bazı ikincil tüketicilerin aynı zamanda diğer ikincil tüketicilerle de beslendiğini görüyoruz. Yani kır kurdu Doğan'ı yiyebiliyor ya da akbaba bir yılanı avlayabiliyor yahut da bir kır kurdu çimenleri yiyen fareyi yiyen yılanı yiyen akbabayı yiyebiliyor. Yine de durum değişmiyor. Fare hariç her biri ikincil tüketici kategorisinde.